22 Mart 2013 tarihinde bu ülkede bir kadın cinayeti daha işlendi. Şiddetin arkasında kalan çocuğa ne oluyor? İşte ben oradaki çocuktum. Bir çocuğun yaşayabileceği en kötü şey yaşadım. Daha kötüsü ne olabilir ki? Babası annesini öldürdü. Evde çok şiddet vardı. Bıçakları saklardım evde. Baba ne olur vurma anneme diye yalvarıyordum, ağlıyordum. Bugün de gidecek, bugün de bitecek, bugün de bitecek, bak bugün de bitecek. Allah'ım bugün de bitecektim. Bir kavga başlamadan önce polis çağırmış annem. Polisin yanında 7 kere bir kadın bıçaklanmış. O Duygu'yu da öldürdü, babayı da öldürdü, annemi de öldürdü. Şaka gibi anne ölemezsin sen. Öptüm, dokundum. Öperken bir de bir başkasından izin almak zorundaydım. Zemzem suyu istedim. Zemzem suyuyla yıkadım annemi. Çocukken ayak parmaklarının arasını öperdim diye. Yıkarken öptüm. Bizim öykümüzde herkes mağdur. Hepimiz mağdur olduk. Katarsek sırada bugün Duygu Batu Bayrak bizlerle birlikte. Duygu, bize bir mail gönderdin sen. Kendi hikayeni burada bize anlatmak istediğini söyledin. Programın başında da vurgulayalım. Bu bölümleri çok önemli buluyorum. 22 Mart 2013 tarihinde bu ülkede bir kadın cinayeti daha işlendi. O da Duygu'nun annesi Yadigar Başaran Batu, eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Duygu'dan cesaret alarak özellikle ismini vurgulamak istiyorum. Bu ülkede öldürülen kadının adını en başa yazmalıyız. Ve hiçbir zaman da unutmamalıyız bence. Ben kahramanımı kaybettim diyorsun sen. Bir taraftan da kahramanını kaybedip bu hayatta kendi hikayeni, onu da yanına alarak yazmaya devam ettiğini görüyorum. Neden gelmek istedin programa? Programa gelmek istememin sebebi ben bunları yaşadıktan sonra hep umut vaat etmeyi kendime hedef koydum. Ben yaşadım ama hayatta kaldım. Benim gibi yaşayan da çok insanın olduğunu gördüm. Yaşadıktan sonra daha çok gördüm. Onlara hayatta kalabileceklerini göstermek istedim. Şiddetin arkasında kalan çocuğa ne oluyor? Bunu konuşmuyoruz ve bunu kimse bilmiyor. İşte ben oradaki çocuktum. İşte o çocuğu anlatmak için geldim. Buna da dikkat çekmemiz gerekiyor aslında. Kadına şiddetin yanında. İyi ki geldin. En başa dönelim beraber. Aslında bu dünyaya getirildin. Bu dünyada var oldun sen de. Nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Ben anneme çok bağlıydım. Küçük, sevimli, 2+1 bir evimiz vardı. Çok sık da taşınırdık gerçi. Hani sabit bir evde büyümedim. Sürekli bir taşınma halindeydik. Bir tane abim var. İyi geçinirdik. Kavga ederdik arada ama genelde iyi geçinirdik. Anneme çok düşkündüm. 13-14 yaşlarımına kadar hep annemle uyudum. Dışarı öyle çok çıkmazdım, oyun oynamazdım. Hep evin içinde annemleydim ben. Benim oyun arkadaşım da annemdi, ev arkadaşım da annemdi. Yani her şeyim oydu. Babam genellikle çok çok geç saatlerde eve gelirdi. İşte taksicilik yapıyordu genellikle. Vakitimin çoğu annemle geçerdi çocukken. Nasıl bir anne Duygu? Annem çok mütevazi, minyon. Güler yüzlü, çocuk ruhlu, eğlenceli, çok harika bir kadındı, melek gibiydi. Bence bana göre dünyanın en iyi annesiydi. Annemle biz süper bir ikiliydik. Yani ben sabahları annem uyandırırdı beni. Duygu bana bir atlatmıştı, Duyguli bu şekilde gelip uyandırdı ve kimseye onu söyletmiyorum şu anda. Konserlere giderdi. İşte aynı zamanda da dinine çok düşkündü, hani sürekli Kur'an okurdu, namaz kılardı, tesettürlüydü. Neşeliydi, hayata hep olumlu yönlerinden bakardı. Yani kötü şeyler yaşasa bile onu hep olumlu yönlerine çevirirdi. Hiçbir şeye karamsar bakmazdı, bize de bunu aşıladı. Evde çok şiddet vardı ama o hep şeydi, dirayetliydi, güçlü durmaya çalışan taraftı. Ben çocukken annemin ne yazık ki şiddetini görmeye maruz kaldım. Bu bir çocuğun en büyük travması. Yani ben dayak yeseydim, ben şiddet görseydim bu kadar üzülmezdim. Ama annemin gözümün önünde şiddet görmesi beni çok darbeliyordu. Yani belki dışarı o kadar çıkıp oyun oynamamamın sebebi de buydu. Hani annemi yalnız bırakmak istemiyordum. Küçükken bıçakları saklardım evde. Hani acaba babam bıçaklar mı annemi? Sabahlara kadar çığlık çığlığa bağırırdım ben geceleri uykumda. Saçlarından tutardım mesela. Acaba balkondan atar mı diye düşünüyordum kendi kendime. Çok büyük travmalar atlattık. Yani ben şiddet çok fazla görmedim.
ama evimizin içerisinde şiddet vardı. Annem ağlarken hep ben vardım yanında. Hani hep onun yanındaydım. Hani onu artık o kadar ezberlemiş, o kadar benimsemiş, o kadar ben yapmıştım ki belki de ben nasıl annemin içinde büyüdüysem annemi de kendi içimde ruhsal anlamda büyüttüm. Ve onun hani ağlarken gözlerindeki mahzunluğu, bakışı, o gözyaşlarının böyle dudağının üstüne düşüşü, hani o anlar benim hep gözümün önünde gitmiyor. Onun hani bakarken ki ne demek istediği, hani ne anlatmak istediği konuşması bile, gözyaşlarının dilini ben ezberlemiştim onun. Dertleşir miydiniz? Konuşur muydunuz? Dert yanmazdı. Öyle biriydi. Tabii ki anlattığı şeyler olurdu. Ama çok fazla dert yanmazdı. Babamı daha net anlatamıyorum annem gibi diyorsun. Nasıl bir çocukluktan baba var aklında? Babayı anlatmak çok zor benim için gerçekten. Çünkü bir çocuğun yaşayabileceği en kötü şey yaşadım. Daha kötüsü ne olabilir ki, babası annesini öldürdü. Nasıl bir çocukluk derseniz, babamın sevdiğini beni biliyordum. Hani bunu net bir şekilde ifade ediyordu. Doğum günlerimi atlamazdı, hediyeler alırdı. Sürekli benimle telefonda konuşurdu. Günde 5-6 kere benimle konuşmadan yapamazdı. İyi bir eş değildi belki de. Ama iyi bir baba olmaya çalışıyordu. Bilmiyorum, tanımlayamıyorum bunu. Ama şu anda biyolojik olarak babam, ama duygusal anlamda onu hayatımda hiçbir yere koyamıyorum. Çocukken nereye koyduğumu da hatırlayamıyorum. Özellikle sen kendi çocukluğunu nasıl tanımlarsın? Sen nasıl bir çocuktun? Her şeye rağmen ben mutluydum. Yani annem neydim yani çünkü. Çok uzun süre ben nasıl olduğumu, nasıl biri olduğumu unutmuştum olayı yaşadıktan sonra. Çok düşündüm. Duygu kim? Duygu'yu neyi sever? Duygu neden hoşlanır? Yani bunu çok uzun süre düşündüm. 6 ay sonra bir gün uykudan uyanmış gibi, aa kendimi hatırlıyorum dedim birdenbire. Ve nasıl bir çocuk olduğumu hatırladım. İşte eriği çok severim. İşte limonu çok severim. İşte cumartesi günlerini çok severim. Ve salı günlerini hiç sevmezdim. Sebepsiz yere sevmezdim. Annemi de bir salı günü kaybettim. Bir erken dönemden hatırlar mısın? Hatırladığın ilk şiddet anıları ne aralarında? Hepsi birbirini tekrarlıyordu. Yani her şiddet birbirinin aynısıydı. Defalarca DAP raporları alındı. Defalarca evden uzaklaştırılma olayları oldu. Ama her defasında birbirinden bir vazgeçemem olayı, tekrar barışma olayı. Aman barış, aman çocuklarım var işte. Şu anda yapılıyor ya. Çocuklarınız var, aman barışın, idare edin, evliliğiniz kurun. Keşke boşansalardı. Biz o şiddete maruz kalmasaydık. Yani küçükken mesela hatırlıyorum, baba ne olur vurma anneme diye yalvarıyordum, ağlıyordum. Yani ne kadar, ne olur vurma baba diye araya giriyordum. Yani küçücük bedenimle ben araya girip onları ayırmaya çalışıyordum. Belki boyum yani şu kadar bir şeyim, ağlamaktan artık perperişan olmuşum. Hani annemin sinir krizi geçirdikleri oluyordu. İşte suyun altına atıyordu kendini, ya da gideceğim evden diyordu. Anneme gideceğini, yalnız kalacağımı düşünmüştüm. Hani annemin canının yanıyor olması da benim canımı yakıyordu. Şiddet gördü, canı yanıyor, biliyorum, üzülüyorum. Bir gün çok net hatırladım ve unutamadım hala bir şiddet. Şu var. Babam işe gidiyor. Ama annem de arkasından çıkıyor, taksicilik yapıyor dönemde. Fakat babamın başka bir yerden geldiğini fark ediyor annem. Gidiyor taksi durağının önüne ve diyor ki, sen hani nereden geliyorsun? Hani söylediğin yerde değilsin tarzında. Babam da sinirleniyor, ben sana demedim yani gelmeyeceksin buraya diye. Ve sokağın ortasında metronun önü, metro var, taksi durağı var. Çok işlek bir yer, kalabalık bir yer. Orada annemi duvara yaslayıp yumruklamaya başlıyor. Kanlar içinde kalmıştı. Ağzı, yüzü, herkesin içinde bir kadın dayak yiyor. Ve en önemlisi çocuğu orada. Hala oranın önünden geçtiğim zaman o duvara bakıp o anı ben hatırlıyorum. Çünkü orada annem dayak yedi. Ve oradan çıkıp karakola gitmiştik. DAP raporu almıştım. Bir çocuk olarak orada hani her çocuğun verdiği reaksiyon da başkadır ya, isteğin kaçıp gitmek mi, isteğin aralarına girmek mi? Ben kendime bir formül bulmuştum. Evde kimsenin görmediği o an, mesela o an kavga oluyor, ortada kıyametler kopuyor. Ben onların olmadığı bir ortama geçiyordum.
Böyle yapıyordum. Bugün de gidecek, bugün de bitecek, bugün de bitecek, bak bugün de bitecek, Allah'ım bugün de bitecek değil mi? Bugün de bitecek diye bu şekilde kendimi sakinleştiriyordum. Ya da dua okuyordum içimden sürekli. Annem zarar görmesin. Da babam gidiyordu mesela daha sonrasında evden. Bir ayrılık dönemine giriyorlardı. Çok sık yaşıyorlardı onlar bu ayrılık dönemini. Gittiğinde babamı da özlüyordum. Hani bu 2 ay falan gelmiyordu çünkü ayrılmaya ayrı evlere çıkıyorlardı. Özlersin de tabii ki. Yani bir taraftan karanlık tarafını gördüğüm bir baba var. Diğer taraftan da baba. İşte o zaten senin bu kadar parçalanmanı sağlayan, o yaşlarda bir çocuğun bunu yapan da o bütünlük yok. İstikrarlı, aynı çizgide, vicdanından emin olduğun bir baba yok. Bazen aydınlık bir yüz görüyorsun baba olarak, bazen karanlık bir yüz görüyorsun şiddet olarak. Özlemek de şaşırılacak bir şey değil o yüzden. Sen hastalıklı bir ilişkileri vardı diye tanımlıyorsun. Hı hı, evet. Çünkü gerçekten ayrılmıyorlardı. O hastalıklı ilişkiyi nasıl tanımlıyorsun? Bu kadar şiddeti, bu kadar anlaşmazlığa hala birlikteler. Yani ben küçücük bir çocukken annemi küstüğümü hatırlıyorum. Boşanmıyorsunuz diye. Bir çocuk annesiyle babasının boşanmasını ister mi? Ben çok istiyordum. Çünkü bıkmıştım. Baban hani sen baktığında çocukluğuna bir farkındalıkla da yaklaşıyorsun artık. Neydi onu şiddete götüren sebep sence? Bence onun da onun ailesiydi. Yani içine bakarsanız babamın öyle çok vahşet dolu, çok kötü biri göreceğinizi sanmıyorum. Ya da ben bunu görmek istemiyorum, bilmiyorum. Ama o da çocukluğunda aynı şeyleri görmüş. İşte sadece 10 yaşındayken tek başına köyden İstanbul'a gönderilmiş ve çalışmaya başlamış, hayat mücadelesine başlamış biri. Belki de onun da hayata tutunurken ki psikolojik yıpranması onu buraya getirdi. Ama hiçbiri benim gözümde onu haklı çıkarmıyor. Affetmek bize öğretildiği kadar kolay bir şey değil böyle yaşandıktan sonra. Sen sebepler düşünüyorsun, ben soruyorum. Toplumsal sebepler var. Biliyorsun bu ülkede kadın cinayetleri özellikle eşten gelen kadın cinayetlerinin altında kıskançlıktan tartışmaya, boşanma talebinden, ekonomik meselelere kadar birçok neden sayılıyor ama hiçbir şey şiddetin temelde gerekçesi olamaz. Bu eğilim tedavi edilmeli. Bireyde de, ilişkide de aslında. Diğer taraftan erkeğe öğretilmiş bir erkeklik var. Erkek bu erkekliğin tehdit edildiğini düşündüğü zaman şiddete başvuruyor. O kültürel erkekliğin reddedildiğini düşündüğü zamansa yakmaya, yıkmaya, yaralamaya, öldürmeye başvuruyor. Ne yiten hayatı ne de geride bıraktığı çocukları düşünemez hale gelebilecek kadar vicdan perdeleniyor. O erkeklik algısı yüzünden. Bence zaten üstünde durulması gereken yerler buralar. Biz neden konuşuyoruz ama tabii ki konuşalım ama temelde hiçbir gerekçesi nedeni de olamaz zaten. Konuşuyor musun kendi kendineyken babanla? Kendi içinde. Hayır. Hiç. Ben çünkü düşünmek istemiyorum ki. Babamı tanımamak çok zor. Onunla konuşmak da zor. Yani şu an mesela arıyor. Haftada bir kere 5 dakika kadar ya da 2-3 haftada işte. Melih'le onun zamanları var ama baba kız değil. Hani iki insan. Peki seni zorlamayacaksam olay gününü soracağım. Bildiğim kadarıyla üniversite sınavına 2 gün kala. Henüz 18 yaşına 3 gün kala, doğum gününe 3 gün kala. Bu haberi aldığın bir gün var ve sonrası tabii. Sen anlatır mısın bize biraz? O dönem artık sınava 2 gün kaldı. Bıraktık ders çalışmayı. Daha fazla strese sokmayalım kendimizi. Bu kadarı yeter diye. Dershaneden arkadaşlarla bir işte gezi yaptık. O geziden Eyüp Sultan'a gittik. Hani dua edeceğiz, okuyacağız. Oradan herkes evlerine gelecek. O sabah evden çıkarken ben her sabah istisnasız o güne kadar annemi hep öperek çıktım. Hiç öpüşmeden çıkmadık annem. Ama o gün uyuyakaldım ve alelacele çıkmak zorundaydım.
Koridordan kapıya doğru geldim. Annemi öpmedim dedim kendi kendime. Annem de yatak odasında. Tam böyle geri dönecektim. Neyse ya akşam gelirken öperim dedim. Ve gittim. Artık akşam oldu tabii. Biz arkadaşlarımla o günü geçirdik. Akşam oldu. Dönüş eve geleceğim. Anneme ulaşamıyorum. Arıyorum. Telefonu açan yok. Arıyorum. Telefonu açan yok. Arkadaşıma gittim. Samimi bir arkadaşım vardı. Eve gelirken cuma günü çok trafik var. O cuma trafiği derler ya, kilit yani iğne atsanız o trafikte yere düşmeyecek. O şekilde bir trafik var. Otobüste en sonunda annem arıyorum, devam ediyorum. Telefon açıldı. Heh dedim, anne sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin sen? Acil tıp teknisyeni açmışım telefonu. Ben acil tıp teknisyeni, anneniz çok ağır yaralı. Acilen hastaneye gelin. Babanız tarafından yaralandı. Sakın baba tarafından kimseye haber vermeyin. Zaten o an hemen sinir krizi geçirdim. Hangi hastane? Yani kesik kesik hatırlıyorum orayı. O konuşmanın devamını. Ve ben o zaman annemin çok hani ağır yaralı dedi ama o kadar da ağır olduğunu düşünmüyordum bile. Hastanede gidince öğrendim. Sakinleşirdi, biraz eve gittik. Evde polisler vardı. Olay yeri inceleme, giremezsiniz dedi. Almadı. Kimliğimi evde dedim. Kimliğimi, yerini söyledim. Kimliğimi verdiler. Sonra hastaneye geçtik. İki hastane gezmişler. Durumu çok ağır olduğu için hastaneler kabul etmemiş. Trafik varmış. Evde ambulans 1-1,5 saat sonra gelmiş. Çok kan kaybetmiş ve olay esnasında evde polis de varmış. Kavga başlamadan önce polis çağırmış annem. Kavganın çıkacağını anlayıp ve polisin yanında 7 kere bir kadın bıçaklanmış. Bıçaklanabilmiş iki polisin yanında. Daha sonra hastaneye vardığımızda biri bana ağzından kaçırdı 7 kere bıçaklandığını. Öldü mü diyorum ya, yani öldü de benden gizliyorlar diye düşünüyorum. Hayır ölmedi, hayır ölmedi. Kimse bir şey söylemiyor. Durumu iyi diyor. O günü geçirdik, ikinci günü geçirdik. Üniversite sınavına girene kadar çok detay verilmedi bana. 2 gün sonra sınava girdim. En çok dokunan şey optikte baba adı yazıyordu. Baba adını yani o an o ismi yazmak dokundu bana. Çok zor geldi. Sınavı yaptım ama her yerde annemin hayali. Annem arkamda. Ya etrafa bakıp her yerde annemi görüyorum. Baktığım her yerde annem var. Gözyaşları içindeyim. Hani dakikası var bir sınavın. Dakika dolsun da çıkabileyim diye bakıyorum. O dakikayı doldurdum. Çıktım. Sonra döndüm ve annemin durumunu artık iyice içine girdim. Doktoruyla konuştum. Dedik sabaha çıkmaz. Zaten her gün aynı şeyi söylüyorlar. Sabaha çıkmaz ve beni annemin yanına sokmuyorlardı. Beni değil kimseyi. Adli bir vaka olduğu için özel bir odadaydı. Kimse onun yanına giremiyordu. Ya dedim, öleceğini söylüyorsunuz. Bana her gün annen ölecek, annen ölecek diyorsunuz ama göstermiyorsunuz. İzin verin 5 dakika göreyim. Ne zaman göreceğim? Ölecekse annem, ben daha ne zaman göreceğim dedim. Öldüğünce izin verdi ama o kadar heyecanlıyım ki annemi göreceğim için. Öyle elim ayağım titriyor, mutluyum. Böyle galoşları takıyorum, önlükleri giyiyorum ama heyecandan böyle zangır zangır titriyorum. Çok da mutluyum. Annemi göreceğim günler sonra. Gittim gördüm, tanıyamadım. Çıktım. Hemşire dedim ki, annem mi? Evet evet anneniz dedi. Geri girdim. O kadar şişmiş. O kadar ödem olmuş. Saçlar. Bilinç yok. Sürekli hareketler yapıyor. Bağırır gibi sesi çıkmıyor. Üzerinde kaç makine bağlı sayamıyorum bile. Elini tuttum. Anne beni duyuyor musun dedim. Cevap yok, bilinç yok. Anne beni duyuyor musun? Seni çok seviyorum. Hepimiz buradayız. Ağlıyorum sürekli. Sadece 3 dakika, 5 dakika, 6-7 değil görebildiğim. Ama o dakika bile bana yetiyordu. Onu görüyordum çünkü. Kokluyordum, öpüyordum. Ben annemi o kadar delice seviyordum ki. Ve ayak parmaklarını öpüyordum annemin. O kadar seviyordum. 33 gün yoğun bakımda kalıyor annen. Sense hayatımın en mutlu günü 20 Nisan diyorsun. Neden? 20 Nisan'a kadar annemin hiç bilinci yoktu. Kalbi delinmişti. Ciğerleri parçalanmıştı.
Durumu çok kötüydü. Yoğun bakımın en ağır hastasıydı annem. Ama o gün elini kıpırdattı. Elini kıpırdattı, dedim çok yorgunum, çok uykusuzum. Yani doğru düzgün bir şey yemedim. Ben hayal görüyorum herhalde. Umursamadım. Sonra tekrardan baktım. Annem bir daha parmaklarını oynattı. Anne beni duyuyor musun? Elimi sık dedim. Öyle yarım yamalak elimi sıktı. Anne beni duyuyorsan gözünü aç kapa. Gözünü açtı kapıldı. O anki mutluluğum, çığlığım, hemşireleri topladım hemen başım. Duyuyor mu annem? Gözünü kapat dedim. Gözünü kapattı. Evet, bilinci yerinde dedi. Artık konuşabilirsiniz. Konuşmaya başladım. Önce ona moral verdim. Anne, biz hepimiz buradayız. Bütün ailemiz burada, kapının önündeyiz. Biz yokuz mu sandın dedim. Evet, yani konuşamadı ama gözleriyle böyle yaptı. Ağlıyordu. Ben de ağlıyordum. Korkuyor musun dedim. Böyle yaptı. Seni çok seviyorum dedim. Babam cezaevinde dedim. Daha sana zarar veremeyecek dedim. Konuştum, hangi hastanede olduğunu, ne durumda olduğunu anlattım ona. Öptüm, kokladım. Hayatımın en mutlu günüydü. Konuştum, vedalaştım, öptüm yani. Ben annemi öpmeden çıkmıştım evden. Ve o bana sadece hediyeydi 20 Nisan. 21 Nisan'da tekrardan bilince gitmişti annemin. Sadece ben o anı denk geldim ve tekrardan gitti. Sonrasında zaten bir ameliyat kararını senin vermen bekleniyor senden. Ama anneni o ameliyata giremeden kaybediyorsun. Evet. Bir gün girdim yoğun bakıma. Annemin gözlerini kapatmışlar, bantlamışlar. O güne kadar hiç böyle bir şey yok. Dedim ki neden annemin gözlerini bantladınız? Senden başkası yok mu dedi doktor. Ben reşitim dedim. Bana söyleyin dedim. Kızıyım dedi. Bugün anneni kaybedeceğiz dedi. Bu şekilde söyledi ve o gün feryat figan dışarı çıktım. Çıkmadan önce de hemşireden izin alıp saçını kesebilir miyim dedim. Saçını kestim. Hani ölecek ya hatıra, saçını saklayacağım. Vücuduna baktım. Gerçekten her taraf buz gibi şuraya kadar. Bir tek anı sıcak kalmış. Buz gibi yani. O gece Yadigar Batu'nun yakınları diye çağırdılar. Gittim. Dediler ki ameliyatı alacağız. Hani %90 ameliyatı da kaybedeceğiz. Ama ameliyatı almazsak da 2 saat içinde zaten ölecek. Alın dedim. Alın annemi ameliyata. Tekrardan seslendiler. Ben camdan bakıyorum. Abimle doktor konuşuyor. Benden önce abim girdi içeri. Sanıyorum ki ameliyat hakkında hani ne yapacaklarını ya da prosedürleri, işte evrak işleri falan var. Çıktı, ne diyecek diye bakıyorum abim. Direkt dedi ki kaybettik. Anlamadım başta. Öldü dedi. O an yere düşüp yıkıldım. Tamam, televizyonlarda görüyoruz. Hani yakınlarım birileri ölüyor ama benim başıma gelmezdi. Ben öyle düşünüyordum. Geldi. Annem öldü. Şaka gibi ya gerçekten. Benim annem öldü. Bu benim için şaka gibiydi. Öldü. Ve ikinci söylediğim şey, anne ben mezun oluyorum. Mezun olduğum annem olmayacaktı. Anne doğum günümdü. Mezun oldum. Şaka gibi anne, ölemezsin sen. Çok uzun süre bu şekilde ağladım. Bütün hastane benimle birlikte ağladı. Sonra morga girmek istedim. Almak istemediler. Lütfen dedim, göreyim, öpeyim mi annemi, dokunayım. Öptüm, dokundum. Öperken bile bir başkasından izin almak zorundaydım. Annemdi, benim annemdi ama kendi annemi öperken bir başkasından izin alıyordum. Sadece bir kere dokunabiliyordum. Otopsiden çıkınca da ben aldım ve ben yıkadım. Hayır dediler, anneni böyle görme. Aklından çıkmaz, hiç pişman değilim. Çünkü ben onu bir daha göremeyeceğimi biliyordum ve ben onu o an görmezsem öldüğünü kabul etmeyecektim. Benim onu o halde ölmüş bir şekilde görmem, ona son görevimi yapmam, vedalaşmam gerekiyordu diyordum ya çocukken, ayak parmaklarının arasını öperdim diye. Yıkarken öptüm. Zemzem suyu istedim. Zemzem suyuyla yıkadım annemi. Vedalaştım onunla. Gül suyuyla yıkadım. Ve otopsiden çıkmıştı. Dikmemişlerdi. Açık bir şekilde gelmiş. Yani dikilmiş ama karnı yorgan ipliği gibi. Bu ne ya? Ne yapmışlar anneme dedim. Arkadan çeşmeden su akarmış gibi sırtının arkasından kanlar akıyor. O vaziyette gördüm ki ben temizlenmiş halini görmüşüm de.
kim bilir nasıl bir durumdu. O an ne istedim biliyor musunuz? Babamın annemi görmesini istedim. Ne onu ne hale getirdiğini, benim neye şahit olduğumu görmesini istedim. Vedayı sonuna kadar gerçekleştirmek istemişsin. Ne kadar hikayen yarım bırakılmış olsa da sen onunla veda etmeyi yarım bırakmak istememişsin. O gün, o anda babamın orada olmasını ve görmesini istedim dedin. Ne hissetsin isterdin orada olup? Bize ne yaptığını görsün istedim. Annemi ne hale getirdiğini. Hatta onu fotoğraflayıp göndermeyi bile düşündüm. O boyutta istemişti bana. Çok ona mektup yazdım ben. Defalarca ona yazdım. Mektupların haddi hesabı yok. Her mektubumu yırtıp attım. Postaneye kadar gidip gönderemediğim mektuplar var. Çünkü bu mektubu okursa ya kendisine bir şey yaparsa yani benim yüzümden üzülürse işte onu bile yapamadım yani. Ama çıkınca bir gün cezaevinden çıkacak. Ne yazık ki ölen ölüyor ama kalan hayatına devam ediyor. O zaman daha sert olacağımı düşünüyorum. Ne var aklında? Ne demek mesela? Çok daha açık ifade ederim duygularımı. Belki de edemem, bilmiyorum ki. Ama en azından vicdan azabı olmaz artık. Ya da o anki fikrim de değişir. Yani babamla ilgili o kadar nötrüm ki ben onunla ilgili her soru sorulduğunda çok böyle kalıyorum. Yani sis gibi diyeyim. Bir sis gibi ona olan duygularım. Yani havada asılı kalmış yağmur damlası olur ya hani öyle. Ne olduğu yere ait ne akıyor. Öyle bir duman yani. Senin hayatında kendisini bir şekilde dondurdu. Orada bıraktı. Evet. Bu meseleyle beraber. Bizim öykümüzde herkes mağdur. Hepimiz mağdur olduk. Onu sorsanız onun da anlatacak çok başka hikayeleri vardır belki. Gelir cezaevi öyküsünü anlatır. Ama o bunu haksız yere yatmıyor. Bir kadın öldürdü, bir anneyi öldürdü, hayat arkadaşını öldürdü. Ben buna cinnet haneleri diyemiyorum. 7 bıçak darbesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve hepsi kalp, ciğer, direkt odaklı. Bir gün konuşmak istersen ne söyleyeceğini o zamanki duygularına da bırak Duygu. Hani bazen planlanmak, hani sis varsa onun da bir anlamı var. Duyguların netleşmesi bekleniliyordur belki de içeride bir yerde. Ama anladığım kadarıyla onun canından endişe ederek, orada kendisine bir şey yapmasından endişe ederek şu an söylenmemiş sözlerin ya da gönderilmeyen mektupların var. Daha net söylesen sana ne yaptığının farkında değil babam. Bir kere annem öldürmedi. Öldürdü ama aslında öldürdüğü kişi Duygu'ydu. Duygu öldü ve yeni bir duygu yarattım ben. Yeni bir duygu oldu. İkinci bir hayatım annemden sonraki bir hayatım oldu. Yeni duyguda eski duygu araması çok mantıksız, anlamsız. Hı hı. Çünkü o duyguyu da öldürdü, babayı da öldürdü, annemi de öldürdü. Ben kendi cenaze namazımı da kıldım. Ve yeni bir duygu yarattım diyorsun. Bu arada üniversiteye giriyorsun. Evet. Okulunu bitiriyorsun. Tam burslu bir şekilde evet vurgulayalım. Özellikle çalışmaya adadığın, var olmaya adadığın alanlardan bir tanesi okulunu bitirmiş olman. Sonra aşık oluyorsun ama zaten hayatındaki birine aşık oluyorsun. Sen anlatır mısın? Lisenin okula ilk başladığım yıllar hoşlandığım, beğendiğim kişiydi eşim. Çok seviyordum. Yani hatta aşıktım. Net bir şekilde aşıktım. O yaşta aşkım olur olur oldu işte. Aşıktım ben. O zaman annemi kaybettikten sonra biz 3 sene hiç konuşmadık. Liseden lise 1'de hoşlandım, sevdim. Lise boyunca bu aşk içimde sürdü ama hiç konuşmadım, görüşmedim. İlk adım gelmiyor ya, inat. Lise bitti. Ben bu olayı yaşadıktan sonra böyle bir 40-50 gün geçti. Artık tutunacak bir dal arıyorsunuz. Evim yok bir kere. Yaşadığım evim ki evimi çok severdim. Evim yok. Yani olayı yaşadığımız zaman zaten ev sahibi çıkmamızı istedi. Ev yok. Her gün üniversiteden ya da staj yaptığım yerde çalışmaya devam ettim. İşten çıkıyordum. Ben şimdi nereye gideceğim? Kimin evinde kalacağım? Düşüncesi. Ev yok, baba yok, anne yok. Kimse yok hayatınızda. Kime tutunacaksınız?
tutunacak bir yer arıyorsunuz. Bir gece yatağa yattım. Aklıma geldi eşim. O şekilde konuşmaya başladık. Bu arada onun da ailesiyle tanıştım. Onun ailesinde aile eksikliğini gidermeye başladım. İşte annesiyle babasıyla oturuyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz, geziyoruz, pikniklere gidiyoruz. Bir aile hayatı yaşamaya başladım. Ailemi kaybettim ama bir aile hayatı da bana bir yerde sunuldu. Ve eşimle ilişkimiz ilerlemeye başladı. Daha sonra da oldu işte platonik aşk eşe dönüştü. Anne nasıl bir adam sence? Ya çok mükemmel. Çok aşığım ben ona. Çok merhametli önce. Aslında çok katı gözükür böyle. Baktığınızda duvarı vardır onun. Yıkılması zordur. Aman o hiçbir şeye üzülmez. Ama hayır öyle değil Anıl. Aslında içten içe çok duygusal. Peki aslında hiçbir anıyı silemiyoruz. Başımıza gelen hiçbir şeyi değiştiremiyoruz ama birileriyle beraber hele böyle yarısı yarımıza denk gelebilen, birlikte bütünleşebileceğimiz insanlarla beraber anıyı dönüştürebiliyoruz. Kendi hikayemizi tekrar yazabiliyoruz. Siz de Anıl'la beraber oturmuşsunuz yazmaya sanki. Biz birlikte büyüdük, evet. Onunla ilgili ilk merhameti tanımlaman da böyle bir şiddet geçmişinden sonra gerçekten dikkat çekici bence Duygu. Masal 8 aylık mı? Evet. Kızınız. Evet. Tamam. Nasılsınız anne kız olarak siz? Ah kızım, her şeyim o benim. Yani inşallah annemin bana verdiği sevgiyi ben kızıma verebiliyorumdur. Elimden geldiği kadar veriyorum ama ya her şeyim o yok o çok çok tarifsiz bir duygumuş evlat. Çok da açık olsun yolunuz. Şu an 3 kişilik çok güzel bir aile anlatıyorsun. 2 tane kitabın çıktı. Bir tanesi erken dönemlerde bir atak yaşayarak tanımlamaya başladığın, sonra da bunun üzerinden bir kurgu hikaye yazdığın İçimdeki Epilepsi kitabın. Bir diğeri de Hoşça Kal Anne. Duygu'nun kitaplarına ulaşabilirsiniz. Üçüncüsü de yolda. Evet, üçüncüsü de bir baba sevgisi, babası hayatta olup da baba sevgisi görmeyenler için yazdığım bir kitap. İnşallah onlar da okurlara ulaşacak. İki kitabım da ulaştı. Farkındalık amaçlıydı. İnşallah belki bir gün Beyaz Perde'de görürüz. Sinema filmi olur belki. İster misin? Çok isterim tabii ki. Yani ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi. Gerçek bir öykü bu çünkü ve kadına şiddeti durdurmak biraz katkım olsa ne mutlu bana. Kadına şiddet ve onu yaşayan çocuklara. Ne görsün, ne hissetsin isterdin? Hani gördüğünü yanımızda olduğunu varsayalım. Annem beni görüyor. Bundan çok eminim. Annem öldükten sonra ben rüyamda da gördüm. Ben senin yanındayım, sana geliyorum. İşte seni seviyorum dedi. Konuşuyorum rüyalarım onunla ben. Ben onu hep yanımda hissediyorum. O benimle bir kelimem vardır benim. Biz ayrılmadık, ayrı kaldık diye. Gerçekten biz annemle ayrılmadık, ayrı kaldık. O benim annem, Beli'yim. Her şeyim. Biz hep birlikteyiz, ayrılmadık. Duygu, iyi ki geldin. İyi ki anlatmak istedin ve buradaydın. Sen de yeni bir sen yaratmışsın. Evet. Annen de yanında hissediyorsun. Babanla er ya da geç bir yerlerde belki yüzleşilecek. Kendine yeni sen yaratırken hani o çocukluğundaki duyguyu da yanına aldığın, büyüttüğün, belki onu da reddetmediğin bir ömür vardır önünde. Çünkü öyle onu da yaralarını sara sara zaten var ediyoruz ya yeniden. Hikayeyi öyle dönüştürüyoruz. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim.